Merhaba arkadaşlar, bu etkinliğimizde blok tabanlı yapay zeka uygulamalarını da yapmaya imkan veren PictoBlok programı ile kameradaki kişinin duygu durumunu tespit eden bir uygulama geliştireceğiz. Öncelikle PictoBlok'u indirmemiz gerekmektedir. Bu uygulamayı ücretsiz olarak video altında bulunan linkten indirebilirsiniz. Uygulamada bazı özellikleri kullanabilmek için uygulama üzerinden kayıt olmamız gerekmektedir. Şimdi bu işlemi gerçekleştirelim. Kayıt için uygulamanın sağ üstünde bulunan Sign In düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede varsa daha önceden bir kullanıcı hesabı ve şifremiz, bunları girip uygulamayı kullanabiliriz. Ama biz yeni bir kayıt oluşturacağımız için Join düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede bize 16 yaşından büyük olup olmadığımızı soruyor. No düğmesine tıklarsak eğer bizden bir ebeveyn e-posta adresi istiyor ve girdiğimiz e-posta adresine bir doğrulama mesajı gönderip ebeveynimizin doğrulamasını istiyor. O yüzden biz bu adımı geçerek Yes düğmesine tıklıyoruz. Bizden bir e-posta adresi istiyor. Girdiğimiz e-posta adresine bir doğrulama mesajı göndermektedir. Bu da doğrulama mesajını onaylayıp kullanmaya başlayabiliriz. E-posta adresine gelen onay mesajına tıkladığınızda uygulamada şu şekilde bir pencere görüntülenmektedir. Burada kullanıcı adı ve şifre bilgilerini kaydederek Submit düğmesine tıklayıp uygulamayı kullanabiliriz arkadaşlar. Doğum tarihini, cinsiyet ve ülke değerlerini giriyorum. Submit düğmesine tıkladığımda uygulamaya kayıt olmuş oluyorum arkadaşlar. Şu an uygulamaya kayıt olduk ve kayıt başarılıdır mesajı görüntülendi. PictoBlok'un yapısı arkadaşlar Scratch tabanlıdır. Bu yüzden daha önceden Scratch, mBlock gibi farklı platformlar kullananlar bu PictoBlock'a uygulamasına hızlı bir şekilde adapte olabilirler. PictoBlock'a uzantılar ekleyebilmek için sol alt köşede bulunan eklenti ekle seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Buradaki eklentileri kullanabilmek için arkadaşlar az önce yaptığımız PictoBlock'a kayıt işlemini yapmamız gerekmektedir. Burada yapay zeka, makine öğrenmesi, yüz tanıma, nesne tanıma, İnsan vücudu tanıma, doğal dil işleme gibi birçok farklı eklentiler bulunmaktadır. Biz bu eklentilerden Face Detection eklentisini kullanacağız. Eklentilerin yanında arkadaşlar bakın şu şekilde gereksinimler diye bir alan bulunmaktadır. Bu eklenti için hangi gereksinime ihtiyaç vardır onu göstermektedir. Örneğin bu simge internet bağlantısına ihtiyacın olduğunu gösteriyor. Yani yapay zeka ile alakalı yani bu eklenti ile alakalı bir uygulama geliştirdiğimizde mutlaka internet bağlantısının olması gerektiğini bize gösteriyor. Biz yüz tanıma ile ilgili işlem yapacağız. Bunda herhangi bir gereksinim yok. Tıkladığımızda bir bilgisayarımıza bir model indiriyor. PictoBlock'a kullanabilmemiz için. Bunun için biraz beklememiz gerekmekte. Evet, model şu an yüklendi. Şimdi çalışmaya başlayabiliriz. Eklentiyi eklediğimizde sol taraftaki kategoriler alanına Face Detection isimli yeni bir kategori eklendiğini görebiliriz arkadaşlar. Burada farklı bloklar kullanarak bu eklentiyle alakalı uygulamalar geliştirebiliriz. Şimdi etkinlikte kullanacağımız blokları kısaca tanıyalım. Turn on bloğu ile kamera görüntüsünü sahneye aktarabiliyoruz arkadaşlar. Şu sağdaki görünen alan sahne olarak geçmektedir. Kamera görüntüsünü bu sahneye aktarabiliyoruz. Analiz bloğu ile kamera veya sahne görüntüsünü analiz edebiliyoruz. Get Expression of Face ile de tespit edilen yüzün duygu durumunu alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun için öncelikle tespit edilen yüzün etrafını, yani önce yüzü tespit edip ona bir dikdörtgen çizmek için yeni bir kukla ekleyelim. Bunun için var olan bu Toby isimli kuklayı siliyoruz. Yeni bir kukla eklemek için bir kukla seçe tıklıyoruz ve kuklalar açılıyor. Bunlar var olan kuklalar. Bu kareyi seçiyorum ve kukla buraya geldi arkadaşlar. Bunun boyutunu büyüklük kısmından değiştirebilirim. Bunu 120 yaptım ve biraz daha büyük hale getirdim. Şimdi yazacağımız bu kod buradaki kuklayı etkileyecek. Olayların içinde blokların nasıl tetikleneceğini buradan ayarlayabiliriz. Yeşil bayrağı tıkladığımızda yazdığımız kodun çalışmasını istiyoruz. Bunu biraz büyütelim. Büyütmek için şuradaki artı düğmesini kullanabiliriz. Yeşil bayrağı tıkladığımızda öncelikle şunu yapsın. Kamera görüntüsünü alsın ve sahneye taşısın. Ardından arkadaşlar buradaki dikdörtgen sürekli yüzü takip etmesi için
kontrol kategorisi içindeki sürekli tekrarlı bloğunu alıyoruz. Bunu yaptıktan sonra tespit ettiği yüzün öncelikle bir analiz etmemiz gerekiyor. Burada iki seçenek var. Bir, kamera görüntüsünü analiz edebiliyoruz veya sahneyi analiz edebiliyoruz. Biz kamera görüntüsünü sahneye aktardığımız için sahneyi analiz et dedik. Analiz ettikten sonra buradaki dikdörtgenin x ve y koordinatını tespit ettiği yüzün x ve y koordinatına eşitlediğimizde tespit edilen yüz sağa sola yukarı veya aşağı hareket ettiğinde buradaki dikdörtgen de o yüzü takip edecek. Şimdi bu işlemi yapalım. Bunu yapmak için şu an bakın dikdörtgendeyim. Hareket kategorisi içerisindeki x ve y konumuna git seçeneği var. Buradaki bu mavi blok dikdörtgenin x ve y konumunu belirtmektedir. Ben buradaki x ve y değerlerini tespit ettiği yüzün x ve y koordinatlarını verdiğimde sürekli olarak yüz neredeyse dikdörtgende oraya gidecektir. Şimdi buradaki x ve y koordinatlarını ayarlayalım. Bunun için face detection içindeki get position x seçeneğini kullanıyorum. Bu blok bana tespit ettiği yüzün x koordinatını vermektedir. Y'ye de yine aynı şekilde aynı bloğu alıyoruz ve buradaki y position seçeneğini ekliyoruz. Şu an arkadaşlar yeşil bayrağı ben tıkladığımda burada kamera görüntüsü görüntülenecek ve yüz ne tarafa hareket ediyorsa dikdörtgende bunu yapacaktır arkadaşlar. İsterseniz bir test yapalım. Öncelikle şunu biraz daha büyütelim. 130 yaptık. Hatta biraz daha büyütebiliriz. 140 yapalım. Evet. 140 yaptık. Yeşil bayrağı tıkladığımda kamera görüntüsü sahneye aktarılacak ve bu dikdörtgende yüzü tespit edecek. Yüzü sürekli tespit edip onun bulunduğu x ve y koordinatına gidecektir arkadaşlar. Kamera açıldı. Bakın ben sağa veya sola hareket etsem, yukarı aşağıya doğru hareket ettiğimde buradaki dikdörtgen tespit ettiği yüzü takip edecektir. Şimdi arkadaşlar yüzü tespit ettik. X ve y koordinatlarını aldık. Buradaki dikdörtgende yüzü bulacak şekilde hareket ettirdik. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi tespit ettiği duygu durumunu da buradaki dikdörtgenin üst tarafında görüntüleyelim arkadaşlar. Bunun için de görünüm kategorisi içindeki şu üstteki 4 bloğu kullanabiliriz. Örneğin merhaba de bloğunu aldım. Burada tespit ettiği duygu durumunu görüntüleyeceğiz. Tespit ettiği duygu durumunu görüntülemek için de bakın buradaki Get Expressional of Face bloğu kullanılmaktadır. Bu blok tespit ettiği yüzün duygu durumunu bana vermektedir arkadaşlar. Bakın bunu buraya ekledim. Şimdi yeşil bayrağı tekrar tıkladığımda tespit ettiği yüzün duygu durumunu görüntüleyecektir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi mutlu yazıyor. Doğal yazıyor. Buradaki duygu durumları İngilizce olarak gösterilmektedir. Bunları Türkçe'ye de çevirebiliriz. Bunun için de yine eklenti kullanmamız gerekmektedir. Eklenti için eklenti ekle düğmesine tıklayıp buradaki çeviri eklentisini kategori aralarına ekliyorum. Bakın burada çeviri kategorisi arkadaşlar istediğimiz bir metni istediğimiz bir dile çevirebiliyor. Buradaki Get Expression bloğunu çeviri bloğu içindeki ilgili alana ekledik arkadaşlar. Burada bir sürü dili desteklemektedir çeviri için. Burada tespit ettiği İngilizce ifadeyi Türkçe diline çevirdik ve bunu merhaba de yerine ekledik arkadaşlar. Şu an tespit ettiği duygu durumunu İngilizce olarak tespit ettiği duygu durumunu Türkçe'ye çevireceğiz ve bunu da kare kuklamıza söyleteceğiz arkadaşlar. Yeşil bayrağı tıkladığımızda duygu durumunu gösterecektir. Burada tespit ettiği duygu durumlarını şurada görebiliriz. Bakın toplamda 7 tane duygu durumunu gösterebilmektedir, tespit edebilmektedir. İşte kızmış, iğrenmiş, korkmuş, doğal, üzgün ve şaşırmış gibi 7 tane duygu durumunu tespit edebilmektedir arkadaşlar. Yeşil bayrağı tıkladığımızda bakın şu an tarafsız olarak göstermekte, güldüğümde mutlu olarak göstermektedir. Burada siz işte kızgın, şaşırmış, korkmuş gibi ifadeleri de deneyerek kuklaya söyletebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu etkinliğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.